Bir taraftan ellerindeki büyük imkanlarla medya imparatorlukları kurup o imparatorluklar üzerinden topluma algı pompalayanlar, bir taraftan da kısıtlı kıt olanaklarıyla hakikati bir şekliyle halka ulaştırmaya çaba gösterenler. Elbet her ikisi eşit koşullarda değil, ama eşit koşullarda olmamasına rağmen etki alanı itibarıyla ben büyük medyanın istediklerini elde edebilecek koşullara sahip olmadığı inancındayım. En nihayetinde hakikatin sesini ulaştıranlar şu veya bu biçimiyle büyük medyadan birçok kez daha da etkili olabilirler. Bunu Türkiye'de son zamanlarda birçok kez gördük. Türkiye'de medyanın neredeyse %95'ini kontrol eden Erdoğan, buna rağmen arzuladığı sonuçları elde edemiyor. Çünkü elindeki medya açık, bariz yalanlara yöneliyor. Bizler de Türkiye'de Kuzey Kürdistan'dan gazeteciler, özellikle Türkiye'de yaşanan bu tablo sonrasında farklı mecralardan sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Bir kısım arkadaşımız canlı yayınlarla, bir kısım arkadaşımız yaptıkları programları paylaşarak, bir kısım arkadaşlarımız kendi mecralarında haber bültenleri yayınlayarak en nihayetinde yaşananları daha objektif, daha reel, daha gerçekçi bir biçimde halka ulaştırmaya çalışıyorlar. İnanıyorum geleceğin medyası da bu olacak. Yani bir şekliyle farklı platformlarda, farklı mecralarda ortaya çıkan bu oluşumlar insanların daha çok tercih ettikleri, daha çok izledikleri ve hakikate daha fazla ulaşabilecekleri mecralara dönüşecekler. Yani o milyon dolarlık, hele teknolojinin gelişmesiyle birlikte o milyon dolarlık, milyar dolarlık büyük medya kuruluşlarının çok da bir kıymeti harbiyesi olmayacak. Şimdilik kullandığımız mecralar belki sonuç itibarıyla en nihayetinde kontrolü yine bu medyayı, bu mecraları kullananların elinde değil, ama fakat teknolojik olanaklar geliştikçe o teknolojik olanaklar içerisinde birçok şey de engellenemez duruma gelecek. Yani sonuç itibariyle bilgi de haber de sınırları çok kolay aşıp dünyanın her tarafına ulaşabilecek. Tabii bunun için de bu mecralardaki haber ve program ya da belgesel ya da film, her ne olursa olsun müzik ve benzeri olguları takip edebilmek için giderek daha bilinçli bir kitle de oluşacak. Ben ona da inanıyorum. Yani bugün için belki insanlar büyük oranda her önüne geleni bir şekliyle izliyor. Elbet birçok insan da ne yazık ki bu mecraları kullanırken de manipülatif yaklaşımlar da gösterebiliyorlar ya da bir şekliyle yani daha açık demek gerekirse popülist yaklaşımlarla farklı eğilimler içerisine girmeye dönük yaklaşımlar sergileyebiliyorlar. Ama bu da bir müddet sonra rayına oturacak. Yani yaş itibariyle sonuçta eskiyi biliyoruz. İlk televizyon çıktığında tüm insanlar oturur başına, hiçbir saniyesini kaçırmaz. Reklamlarını bile sonuna kadar izlerdi, kapanışa kadar. Sonrasında kanallar arttıkça tercihler değişti. Teknoloji gelişip olanaklar arttıkça tercihler de bununla birlikte farklılaştı. Şimdi kanaatim o. Özellikle bu COVID salgınından sonra bu mecraların daha fazla kullanılması, ileride bu mecralardaki teknolojinin de yeni biçimleriyle karşımıza çıkmasını sağlayacak ve burada da tercihler farklılaşacak. Ama en nihayetinde hepimiz bir şeyi biliyoruz. Yani tüm bunları kontrol eden temel güç aklımızdır, irademizdir, bilincimizdir. Aklımızla, irademizle, bilincimizle elbet bunlara karar vereceğiz. Belki de herkesin bizim gibi olmasına, bizim gibi yapmasına
olanak olmayacak. Yani o da mümkün olmayacak. Ben doğrusu sadece kendi YouTube kanalım açısından değil, yani bu mecralarda etkili yayın yapan, gerçekten bir şekliyle hakikatin insanlara ulaşmasını sağlayan, işte canlı yayınlarıyla, haber bültenleriyle ya da nasıl söyleyeyim, yani sonuç itibariyle halkın haber alma hakkına saygı duyup oraya bir şekilde katkı sağlayan her insanın izlenmesi gerektiğine inanıyorum. Tabii gazeteciyim, belki ilk etapta habercilik ilgi alanıma giriyor. Ama onun dışındaki seçenekleri de buralarda iyi değerlendirmek lazım. Yani bu belgeseller açısından da olur, bu müzik kanalları sanatçılarımızın eserlerini sizlere ulaştırması açısından da olur. Yani bunlar sonuç itibariyle geleceğimizdeki belirleyici temel noktalar arasında olacak. Elbette o konuda da seçici olmak her bu mecrayı kullananın hakkı. Başka bir şey daha var. Yani bu mecralarda farklı alternatifler geliştikçe bir şekilde saldırılar da artıyor. Yani örneğin işte bağlamından kopuk bir şekilde buralardaki ürünler şikayet edilebiliyor. O ürünlerin şikayet edilmesi sonrasında bir şekliyle mecrayı elinde tutanların bir biçimiyle otomatik olarak devreye koyduğu kriterler engelleyici ya da işte kanalı kapatıcı şekilde olabiliyor. Ya da işte Twitter'da, Facebook'ta olduğu gibi sosyal medya platformlarında birçok insanımızın farklı engellerle karşılaşmasını sağlayabiliyor. Tüm bunları da yan yana getirdiğimizde elbet bu mecralar önemli ve bu mecralarda doğrusu dayanışma da önemli, sahiplenme de önemli. Bu videoyu sadece kendi kanalım için yayınlamıyorum. Öyle de algılanmasını istemiyorum. Doğrusu bu mecraları kullanan, bu platformları kullanan her insana bir şekliyle özellikle hakikatin yanında olan diktatörlüğe karşı demokratik, özgürlükçü insanların yer aldığı platformları destekleyip onların gelişmesine katkı sunmak lazım. Belki ileride bu platformlardaki insanların bir araya gelerek daha doğru, daha etkili işler yapmalarına da olanak çıkacaktır. Yani bunların da tümünü birlikte düşünüyorum ama en niyetle bir şey belli. Bu işi yapacak olanlar, bu mecraları geliştirecek olanlar yalnız başına buralarda üretenler değil, aynı zamanda bu üretime destek verenlerdir de, yani izleyenlerdir de. Dolayısıyla bunlar önemli. Bu önemi belki ifade etmek için doğrusu bu videoyu paylaşma gereği duydum. Sadece YouTube kanalları açısından demiyorum. Yani YouTube'da da Facebook, Twitter, Instagram benzeri sosyal medya platformlarında da ya da işte emek sarf ederek internet sayfaları oluşturup o internet sayfaları üzerinden habercilik yapanlara da işte Kürt sanatçılarına, Türkiye'li devrimci sanatçılara diktatörlüğe karşı mücadele içerisinde yer alan edebiyatçılara aklınıza gelebilecek işte bu cenah içerisinde hala mücadele veren ve gerçekten bir şekilde baskının, zorbalığın son bulmasını isteyenlerin tümüne destek vermek lazım. Bu çok da zor değil. Takip etmek de mümkündür. Üretimlerini izlemek de mümkündür. Üretimlerini izledikten sonra paylaşıp başkalarının görmesini sağlamakla mümkündür. Bu
İşte o platformlarda birilerinin kampanya geliştirmesi, özellikle oralara tutup saldırı düzenlemesi durumda sahip çıkmakla mümkündür. Yani bu açık demek gerekirse dayanışmakla mümkündür. Ben bunu yapabileceğimize inanıyorum. İşin özeti bu. Bu kadar. Herkese de teşekkür ediyorum bu bağlamda.